etti. Furkan hiç böyle görmemiştim. Çantasından düşen hapları görünce anladım niye öyle davrandığını. Kendinde değildi çünkü. Durum böyle Rıza Bey. Ebru'yu bile zorla getirdik buraya. Sizi tanıyormuş, bari sizinle konuşalım dedik. Cemal sen ne diyorsun? Sen tanıyorsun Furkan'ı. Ne diyeyim müdürüm? Bir takım yanlışlarını ben de gördüm. Çekip konuştum, uyardım ama pek işe yaramamış. Uyarmakla olmaz bu iş. Gerekeni yapın Rıza Bey. O çocuk kızımın başına bela açabilir. Ben çocuğumun böyle insanlarla muhatap olmasını istemiyorum. Tamam hanımefendi, sakin olun biraz. Gereği neyse yapılacak. Anne, Furkan böyle bir insan değildi. Herkes hata yapar. Furkan kayıp vaka değil, kendini kurtarabilir. Kızım sen de hala hata diyorsun. Çocuk uyuşturucu batağına saplanmış. Daha da bir şey olmaz ondan. Furkan'ı tanıdım ben. Ne durumda olduğunu anlarsa kurtulmak için her şeyi yapar. Müdürüm, Furkan'ın ablasıyla konuştum şimdi. Odasında uyuyormuş. Hiç çıkmamış evden. Hadi çocuklar çıkın o zaman. Getirin Furkan'ı. Baş üstüne müdürüm. Kızım sen nereye? Ben de gideceğim. Furkan'ı görmem lazım. Kızım otur oturduğun yerde. Görüşürüz anne. Ne yapacağız biz bu çocukla? Yani üzerime vazife değil belki ama kızınız arkadaşının iyiliği için uğraşıyor. Bu kötü bir şey değil.